Merhaba arkadaşlar. Birkaç İlmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz çok şirin panço modelini yapacağız. Çok kolay arkadaşlar. Rahatlıkla 2-3 günde çok rahat bir şekilde bitirebileceğiniz bir model. Düz ve haroşa örgülerden oluşuyor. Pançomu ilk önce ön bedenini ördüm. Daha sonra arka bedenini ördüm. Sonra ilmek çıkartarak boğaz kısmını oluşturdum. Daha sonra pançom bittikten sonra yine buradan ilmek çıkartarak bu cep kısmını oluşturdum arkadaşlar. Pançomuzun boyutu 5 yaşa uygundur. 4-4,5 yaşında çocuklarınız da rahatlıkla kullanabilir. Bu şekilde. Ben size bir de renk numaralarını vereyim arkadaşlar. İkisi de kullandığım iki ip de kar topu baby one. Nar çiçeğinin rengi şöyle göstereyim. K254. Sarınınki K331. Evet, bu renklerde tercih ederseniz tavsiye ederim. Ben çok beğendim renklerini. Cıvıl cıvıl bir panço oldu. Pançomuz arkadaşlar iki kat ipten tercih ediyoruz. 4 tane nar çiçeği almanızı tavsiye ediyorum. Kalıyor ip, 4 ipten kalıyor ama 2 tane birleştirip de ikisini de açıp birleştirip o yüzden o şekilde öreceğimiz için daha rahat olur. Sarı ipimizde bir ip yeterli oluyor. Çok fazla gitmiyor zaten. Bir ip olduğunda da arkadaşlar bu ipimizi açıp bir katını buradan kullanabilir. Bir katını da bu şekilde içinden çekerek birleştirerek örebilirsiniz şu şekilde. Ben o şekilde tercih ettim. Nar çiçeğinde zaten çok biraz fazla kullanacağımız için 4 tane aldım. 4 taneden tabii ki kaldı. Evet, bu boyutlarda örmek isterseniz 4 tane nar çiçeği, 1 tane de sarı ip almanız yeterli olacaktır. Evet, buyurun şimdi isterseniz hep beraber pançomuzun yapılışına başlayalım. Yalnız şöyle söyleyeyim, pançomuzu 6 numaralı şişle de ördüm. İpimiz kalınlaştığı için normalde tek kat olduğunda 3,5 ya da 4 numaralı şişle örüyorum. Genelde ben bu kar topunu. Ama tabii ki iki katı olacağı için ipimiz kalınlaşıyor. O yüzden 6 numaralı ip tercih 6 numaralı şiş kullandım. Sizler de 6 numaralı şiş kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin örecek olan arkadaşlara, kolay gelsin diyorum. Buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar. Ben ipimi iki kat yaptım. Bakın iki ipimi de açtım. İkisini de bağladım. Bu şekilde. Evet, normal yine ilmek atar gibi ikisiyle bir ilmek atıp bu şekilde kalan ip gibi örüyoruz. Yalnız örerken de 6 numaralı şiş kullandım arkadaşlar ben. Tabii ipimizin ipimiz kalın olduğu için şişimi de 6 numaralı şiş olarak kullandım. Şimdi normalde 55 ilmek attım ve 6 sıra haroşa ördüm. 2, 4, 6. Şimdi burada arkadaşlar kenarlarda 7'şer ilmek yine haroşa bırakacağız. Ortaları düz olarak yapacağız. Ve kenarlarda yine düğme deliği açacağız. İki tarafta da açacağız düğme deliklerini. Şimdi ben size düğme deliği açmayı göstereceğim. Hemen bu sırada düğme deliklerini açacağım. İlk düğme deliklerini. İşte 6 haroşadan sonra düz kısımlarına başlıyoruz. Başta ve sonda ki 7 ilmekler haroşa olarak yapacağız. Daha sonra ortadaki ilmekleri düz olarak öreceğiz. Şimdi
Başlayalım. İlk ilmeğimi boşaldım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Burada bir tane düğme deliği yapacağım için 3 ilmek ördüm. 1 tane doladım. 2 ilmeği 1 aldım. Evet. 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek olmuş oldu. Bakın düğme deliğimizi bu şekilde buraya açtık. Şimdi ortadaki ilmekleri düz olarak öreceğim. Yine sıra sonunda 7 ilmek kaldığında arkadaşlar yine aynı şekilde haroşa yapacağım. Bu şekilde iki katlı iple yaptığımız için biraz kalın bir panço oldu ve sıcacık tutar kış aylarında. O yüzden birazcık kalın olmasını istedim. Evet, sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar düz örgülerimizi yapıyoruz. Evet, bakalım 3, 6, 7, 2 ilmek daha örelim. Evet, 7 ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6 ve 7. Şimdi 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. 1 tane kesiyorum. Pardon. 1 ilmek doluyorum. 2 ilmeği 1 alıyorum. Evet. Bu şekilde bu tarafta da düğme deliğimizi yapmış olduk. Bu tarafta da düğme deliğimizi yapmıştık arkadaşlar. Evet, iki tarafında düğme deliğimiz oldu. Şimdi arkadaşlar arka sırada yine dediğim gibi ilk 7 ve son 7 ilmek haroşa, diğer ilmekleri ters örgü olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi boşaldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi ördüm. Diğer ilmekleri, orta ilmekleri hepsine ters öreceğim. Bu şekilde ters örgümüzü örüyoruz. Aslında pançomuz için çok farklı başka bir detay ya da yapılacak başka bir model olmadığı için ters örgü, düz örgü ve haroşalardan oluşturuyoruz. O yüzden çok kolay arkadaşlar. Evet, ara ilmeklerimiz hep ters örgülerle oluşturuyoruz dedik. Bakın şöyle çevireyim. Düz örgüler oluşmaya başladı zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar örgümüz hep bu şekilde gidecek. Bakın deliğimiz de zaten oluştu. Orta ilmekler hep düz, ön tarafta düz, arka tarafta ters ve 7 ilmekler haroşa olarak devam edecek. Düğme deliği de 3 tane düğme deliği açacağım arkadaşlar. 8 sırada bir düğme deliği açacağım. Yani 8 sıra haroşa oldu mu bu düğme deliğimizden sonra, şu taraftakini göstereyim bakın. Bu düğme deliğimizden sonra 8 sıra haroşa oluştuğu zaman bir tane daha düğme yapacağım. Daha sonra yine 8 sıra oldu mu bir tane daha düğme deliği yapacağım. Yani iki tarafta da toplam 3'er tane düğme deliği olmuş olacak.
Onun haricinde başka yapacağımız hiçbir işlem, farklı bir işlem yok. Boyun kısmına kadar öreceğiz aynı şekilde. Daha sonra boyun eksiltmeleri için yine ben sizlerle beraber yapacağız boyun eksiltmesini. Dediğim gibi şimdi ben boyuna kadar öreceğim, geleceğim. Yalnız kenarlarda düğme deliği açmayı unutmayalım. Dediğim gibi 3 tane düğme deliği olacak sağ tarafta, sol tarafta da 3 tane düğme deliği olacak. Araları da 8'er sıra olacak arkadaşlar. Şimdi ben boyun kısmına kadar tamamlayayım pançomu. Ondan sonra gelince beraber boyun kısmını kesimini beraberce yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben boyutumu tamamladım ve çayımı da yanıma aldım. Şimdi sizlerle beraber hem çayımı yudumlayacağım hem de artık pançomuzun boyun kısmını kesimine başlayacağız. Öncelikle ne kadar ördüğümü, kaç santim ördüğümü ben sizlerle bir paylaşayım. Şu şekilde ölçelim. Boyumuz 39 santim olmuş arkadaşlar. Ve toplamda kenardaki bütün haroşaları saydığımızda 43 sıra haroşa yaptım ve 3 tane düğme deliği açtım. Söylediğim gibi 1, 2 ve 3 tane. Siz isterseniz bir tane daha açabilirsiniz ama bana bu boyut yeterli geldi. Biraz aşağıdan olmasını istedim. Düğmelerimin de aşağıda kalmasını istedim. Şu kısmın açık olması için. Şimdi arkadaşlar gelelim boyun kesmemize. Şimdi boyun kesmemizi yapacağız. Evet. Başlayalım. İlk olarak 23 ilmek öreceğiz. İlk ilmeğimi boşaldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. Tekrar sayalım, yanlışlık olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 23. Şimdi arkadaşlar 23 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu tarafta ortadan 9 ilmeğimi keseceğim ve diğer tarafta da 23 ilmeğim kalacak. Şimdi 9 ilmeğimi keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi sayalım. Bakın orta kısmımızı kestik. Yalnız kesim yaparken biraz bol, rahat bir kesim yapmaya çalışın. Sert olursa hoş olmayabilir. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 23. Evet, şimdi ilk önce bu tarafı öreceğiz. Şimdi 9 ilmeğimizi bu şekilde kestik. Şimdi bu tarafı örüyorum normal düz örgülerle.
23 ilmeğim var. Evet. 23 ilmeğimi ördüm. Ve dönüyorum. Yine her zamanki gibi ilk 7 ve son 7 ilmeklerim hep haroşa olacak. Yani ilk 7 son 7 derken bu başlangıçta diğer başlangıcı sayıyorum. Evet. Şimdi ilk 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde olduğum için. Evet. Şimdi döndüm. Ve burada yine eksiltme yapacağım. Bu sefer 3 ilmek keseceğim arkadaşlar. Bir. İki. Ve üç. Evet. 3 ilmeğimi kestim. Şimdi devam ediyorum. İki iple bir olduğu için bazen bir tanesi kaçabiliyor. Evet. Bu sırada ilk olarak 3 ilmek eksilttik. Eksiltmelerimize daha devam edeceğiz. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamladım. Arka sıraya dönüyorum. İlk 7 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Ve diğerlerini ters olarak örüyorum. Evet. Şimdi tekrardan çevirdim. Bu sefer 2 ilmek eksilteceğiz arkadaşlar. Bir ve 2. Devam ediyorum. Yine bir sonraki sırada eksiltme yapacağız. Bu boyun kısmını tamamladıktan sonra omuz kısmından bir tarafına dikeceğiz pançomuzun. Daha sonra boyun kısmına boğaz yapacağımız için ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Evet. İlk 7 ilmeğimi yine haroşa örüyorum. Diğerlerini ters örüyorum. Evet.
ve çevirdim tekrardan. Şimdi artık son kesimimizi yapacağız. Yine 2 ilmek keseceğiz. 1 2 Şimdi sayalım. Burada 16 ilmeğimiz olması lazım. 2 4 6 8 10 12 14 ve 16. Evet. Kesimimizi bu şekilde tamamladık. Kesim işlemimiz bitti. Şimdi arkadaşlar bu sırayı bu şekilde öreceğim. Arka sırayı ters öreceğim. Ön sıraya geldiğimde tekrardan bir sıra gideceğim. Bir sıra geleceğim. Ondan sonra kol kısmımızı, omuz kısmımızı keseceğim. Daha sonra arkadaşlar bu arka tarafa ipimi bağlayacağım. Bu arka taraftan ipimi bağlayacağım. Bu şekilde arka sırayı öreceğim. Bu sıranın kesimlerini de arkadaşlar arka taraftan kesimini yapacağız. Bu tarafın kesimini ön taraftan yapmıştık. Şimdi bu ön sırayı ördükten sonra arkaya geldiğimizde ilk olarak 3 ilmek eksilteceğiz. Ters örgü yapar şekilde eksiltmemizi yapacağız. Daha sonra gideceğiz. Ön taraftan geleceğiz. Arka tarafta 2 ilmek daha eksilteceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Arka tarafta tekrar 2 ilmek eksilteceğiz. Gideceğiz, geleceğiz ve tekrardan bir sıra boş olarak gideceğiz. Bu şekilde bu tarafın kesimini de yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben örgümü tamamlayayım. Boyun kısmını, omuz kısımlarını tamamlayayım. Kesimlerimi bitireyim. Geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bu tarafımda kesimini yaptım. Şimdi ben arka parçayı da daha önceden örmüştüm. Arka parçada arkadaşlar hiçbir şey yok. Dümdüz 55 ilmekle başlayıp bakın. Dümdüz hiçbir artırma, eksiltme, hiçbir işlem uygulamadan örüyoruz. Toplamda kenarları saydığımızda 48 ilmek 48 sıra haroşa oluyor. Düz olarak, bitmiş olarak ben size şöyle bir ölçüsünü de vereyim. Kaç santim olduğunu. Artık pançomuzun uzunluğu tamamdır. Net bu şekilde. Ölçelim. 44 santim arkadaşlar. Evet, pançomuzun boyu 44 santim. Şimdi bu ön parçayı da bu şekilde iç kısımları, ön kısımları içe gelecek şekilde kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bunun bir tarafını dikeceğim şimdi. Daha sonra ilmek alıp boyun kısmını örmeye başlayacağız. Bir tarafına dikeceğim ki buradan bu şekilde başlayıp ilmek alıp boynunu örmek kolay olsun diye. Şimdi sizlere dikişimi göstereyim ilk önce. Şimdi şu ilmekleri sonradan içe alacağız. Şu köşelerden ipimi geçiriyorum. İğnemi geçirdim. Bakın. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Bakın şuralarda ilmekler var. Ve bu kenarda da var. Bunları bu şekilde dikiyorum. Buradaki ilmeği aldım ve buradaki ilmeği aldım. Buradaki ilmeği aldım ve buradaki ilmeği aldım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar dikişimizi yapıyoruz. Buradaki ilmek, buradaki ilmek. Karşılıklı dikiyoruz.
Ben bu dikişimi tamamlayayım. Daha sonra boyun kısmı için beraberce ilmeklerimizi çıkartalım. Evet. Bakın buradaki dikişimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar burada ilmek çıkarma işlemi yapacağız. Bakın ben şurada işaretledim yerini. Burada normalde omuzunu dikeceğiz. Ama boynunu örerken zorlanmayalım diye ilk önce boynunu öreceğim. Daha sonra dikişini yapacağım. Şimdi arkadaşlar omuzu bırakıyoruz ve boyun kısmından şuradan itibaren ilmek çıkarmaya başlayacağız. İlk önce şuraya ipimi geçireyim. Hatta şuradan ipimi geçireceğim. Tam köşeden olsun. Evet. Çıkardım ipimi. Ve bağlıyorum. Evet. Şimdi artık ilmek çıkarma işlemini yapabiliriz. Evet. Bakın arkadaşlar burada düzgün ilmeklerimiz var. Oralardan her bir ilmekten bir tane. Bakın burada da var. Bir tane. Bu işlemi tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Daha kolay bir şekilde. Evet, biraz kesim yaptığımız için biraz zor olacak. Bu şekilde. Evet, bakın burada da bir ilmeğimiz var. Evet, burada da her bir ilmekten bir tane ilmek çıkartacağız. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimi ben bir çıkartayım. Ta ki bakın burada işaretlemesini yapmıştım. Buradaki ilmeğe kadar ben ilmeklerimi çıkartacağım. Daha sonra yine beraber örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar ben ilmeklerimi çıkardım. Bakın. Şu şekilde. Tam işaretlemiş olduğum yere kadar, yani burayı bu şekilde dikeceğiz ya. İşte oraya işaretlemiş olduğum yere kadar ilmeklerimi çıkardım. Sayalım birlikte kaç ilmek olduğunu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 ve 58. Toplamda 58 ilmeğimiz olmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar artık bunu lastik örgü olarak öreceğiz. Boğaz kısmını. Lastiğini de iki ters iki düz olarak yapacağız. Evet, ilk ilmeğimi boşaldım. Bir, iki ters, iki düz. Bir, iki ters, iki tane düz. Bu şekilde artık biraz öreceğiz. Biraz uzunca öreceğiz. Çünkü iki katlamalı olacak boğazı. O yüzden şimdi arkadaşlar ben gideyim. Bu boyun kısmımı tamamlayayım. Daha sonra kenar dikişlerini de yapacağım arkadaşlar. Bu omuz dikişini de yapacağım. Az önce gösterdiğim şekilde. Bu boğazını da dikeceğim. Geleceğim. Geldiğimde kaç santim ördüğümü, kaç sıra ördüğümü sizlerle beraber paylaşacağım. Şimdi ben gideyim. Tamamlayıp geleceğim.
Evet arkadaşlar, ben boğazımı ördüm ve kenar dikişini de yaptım. Evet, şimdi sizlerle bunu paylaşayım. Boğazımızı toplamda kaç santim ördüğümü ölçelim. Düzeltelim. Evet. Bakıyorum yaklaşık 17,5 santim örmüşüm arkadaşlar boğaz kısmını. Boğazımı iki ters iki düz olarak ördüm. Zaten beraber başlamıştık. Biraz uzunca yaptım ikiye katlamak için. Ve kenar dikişini arkadaşlar bu tarafı omuzunu içten diktikten sonra bu boğaz kısmını dışından diktim. Dikişi belli olmasın diye bakın iç taraftan dikişi belli değil. Evet bu şekilde katladığımızda güzel bir panço oldu. Şimdi pançomuzun boyunu tekrardan vereyim ben sizlere. Evet toplamda 43 santim civarı arkadaşlar. Boyundan ölçtüğümüzde 51-52 santim oldu. Şimdi aslında bu şekilde pançomuz bitiyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanmak isterseniz sade olarak bu şekilde bırakabilirsiniz. Yalnız ben ilmek çıkartıp buradan biliyorsunuz ki şey yapacağım, cep yapacağım. Şimdi bunun için şöyle bir sarı renk aldım. Yine aynı şekilde iki kat yapıyorum. Buradan ilmek çıkartacağız. Yine şişimle çıkartabilirim. Yalnız ben tığla çıkartmak istiyorum. Tığımı çıkartayım. Evet. Bakın arkadaşlar, şöyle yakından göstereyim. Haroşamız var. Haroşamızın şu üst taraftaki yerlerinden çıkartacağız. Şimdi ilk önce biraz şuradan bir miktar ayırayım ki şu kenar dikişini yapabilelim. Şuradaki en kenardaki şuradan ilmeğimi geçiriyorum, ipimi. Bu kenardaki 7 haroşadan çıkarmıyoruz arkadaşlar. Oralar hariç. Buraya ipimi bağladım. Ve şimdi yine aynı yerden ilmeklerimi çıkartmaya başlayacağım. Bu şekilde tığla daha kolay çıkıyor. Şişimi yanıma alayım. Bakın çıkardım. Ve şişime takıyorum. Evet. Dediğim gibi bu haroşanın bakın üst taraflarından alacağız. Bakın şuradan. Şuraya geçirdim. İpimi çektim. Ve bir ilmek daha çıkardım. Evet. Tekrardan yine üst taraftakinden çektim ve geçirdim. Evet. Bu şekilde ilmeklerimi çıkartacağım. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde ilmeklerimi çıkartalım. Gelelim. Ta ki şuradaki 7 ilmekten önce bakın şurada son düz ilmeğimiz var. Buradan da çıkartıp ilmeğimizi bitireceğiz. Evet, şimdi ben ilmeklerimi çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben ilmeklerimi çıkardım. Şimdi beraberce sayalım bakalım kaç ilmeğimiz olmuş.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ve 41 ilmeğimiz olmuş. Şimdi çeviriyorum. Bu şekilde çevirdiğimiz zaman arkadaşlar cebimizin arka kısmını öreceğiz. O yüzden arka kısmını ters örgülerle öreceğiz. Evet, ilk ilmeğimi her zamanki gibi boşaldım ve ters örgülerle cebimize başlıyoruz. Çocuk pançosu olduğu için arkadaşlar ben biraz cıvıl cıvıl olsun diye farklı renk yapmayı tercih ettim. Siz aynı renk de tercih edebilirsiniz. Yalnız aynı kalınlıkta. Ben yine kartopu baby one kullandım. Bu sarı ipim de kartopu baby one. Açıklama kısmına renk numaralarını da yazacağım. Oradan bu renklerde yapmak isterseniz bakabilirsiniz. Bu renkler ben çok yakıştırdım birbirine. Hatta düğmelerimi de bu sarı renk tonunda tercih edeceğim. Böylelikle çok tatlı cıvıl cıvıl bir panço olmuş olacak. Dediğim gibi siz bu cep kısmı yapmadan da kullanabilirsiniz. Daha sade olsun derseniz cepsiz de kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde pançomuzu bitirmiş oluyoruz. Düğmelerini takıp kullanmaya başlayabilirsiniz. İplerimiz de iki kat olduğu için daha kalın ve sıcacık tutacaktır çocuklarınızı. Evet. Bu şekilde. Arkamızı bitirdik. Çeviriyorum pançomu. Böyle tuttuğumuz zaman da örgümüzün ön yüzünde oluyoruz. Bakın zaten oluşmaya başladı. Bu tarafta da düz örgülerle öreceğiz arkadaşlar. Arkada düz, önde ters olarak bu çıkardığımız ilmekleri bir müddet öreceğiz. Daha sonra geleceğim ben. Ondan sonra eksiltmelere birlikte başlayacağız. Bu şekilde önde düz, arkada ters olarak örelim. Gelelim. Evet arkadaşlar. Ben bir miktar ördüm. Şöyle sayalım. Kaç sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 sıra örmüşüm arkadaşlar. Şimdi eksiltmelerimize başlayacağız. Eksiltmelerden önce ben size boy ölçüsünü de vereyim. Zaten minicik elleri oluyor çocuklarımızın. Bunun boyu yeterli olur diye düşünüyorum. 10 santim olmuş arkadaşlar. Evet. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Ve eksiltmelere başlayacağız. Şimdi ilk olarak ilk ilmeğimi boşaldım. Sonra iki ilmeğini bir alıyorum. Evet. Bu taraftan bir tane eksiltme yaptım. Devam ediyorum. Evet, şimdi
sıra sonuna yaklaştık. Yine sıra sonunda eksiltme yapacağız. Evet, bakın 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği ikisini bir alıyorum ve sonunu örüyorum. Evet. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar eksiltmelerimizi. Arka sırayı tamamen ters örgülerle öreceğiz. Ön sırada ilk ilmeği boşalıp sonra ikisini bir örüp bir tane eksilteceğiz. Öreceğiz. 3 ilmek kaldığında ikisini bir örüp bir tanesini öreceğiz. Bu şekilde eksiltmelerimizi yapacağız. Şimdi ben eksiltmelerimi tamamlayayım. Geldiğimde kaç ilmeğim kaldığını göstereceğim. Sonra da kenarlarının dikişlerini yapıp pançomuzu tamamen bitireceğiz artık. Evet arkadaşlar, ben cep kısmımı da tamamladım. Bakın. Evet. Şimdi toplamda 20 eksiltme yaptım arkadaşlar. 41 ilmekle başlamıştık. Bitirdiğimde şişimde 21 ilmeğim vardı. Toplam 10 buradan eksiltme yapmış oldum. Toplamda 20 eksiltme yaptım. Boyutu yeterli geldi. Sizlere hemen cebin toplam boyutunu da söyleyeyim. Bu şekilde 20 santim olmuş arkadaşlar. Cebimizde tam 20 santim olmuş. Şimdi artık dikişlerimiz kaldı. Evet. Şimdi burada ipin tekini kullanacağım. Bir tanesini de sonra içeriye gizleyeceğim. İğnemi geçirdim. Tam ortadan arkadaşlar aşağı tarafa, hatta şu alt tarafı çekelim. Şu şekilde daha iyi olacak. Şöyle batırıyorum. Evet. Daha sonra çok sıkı bir dikiş yapmayın. Sonra büzdürebilir arkadaşlar. O yüzden çok sıkı bir dikiş yapmayın. Buradan rastgele dikiyorum. Yani çok mühim değil. Yalnız dediğim gibi yani sıkı bir dikiş yapmayın. Evet. Evet. Bu şekilde bu tarafı dikeceğim. Daha sonra arkadaşlar yanlarını dikeceğim. Bakın şu yanlardan yine şu kenarlarda ilmekler var, görüyorsunuz. O ilmekler içte kalacak şekilde şu en kenardaki sıradan dikeceğim ta ki bu eksiltme yaptığım yere kadar. Daha sonra yine aynı şekilde bu kısmı da dikeceğim. Bu şekilde dikeyim arkadaşlar, bitireyim ben pançomu, sizlerle tekrar görüşelim, bitmiş halini sizler de görün. Evet arkadaşlar, ben bitirdim. Bakın bu şekilde çok güzel bir panço oldu. Pançomuz arkadaşlar 4-5 yaşa uyumludur. Yani daha çok 5 yaşa. Ama tabi 4 yaşında biraz iri bir çocuğunuz varsa ona da olur pançomuz. Boyut olarak çok güzel oldu. Renklerini de ben çok beğendim. Açıklama kısmına yine ben renk numaralarını yazacağım. O şekilde bu renkleri tercih ederseniz, tercih etmek isterseniz onlardan alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.
Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle.